Murat Sevinç, diken. Hem su içebiliyorsun, hem yoksulluktan şikayet ediyorsun. Şükret haline. Hayat bağlılığı ve yoksullaşma öyle gözle görülür hale geldi ki, iktidar cenahından daha önce görülmemiş ölçüde savruk ve telaşlı inciler işitiliyor. Son yıllara dek herhangi bir konuda göze fazlaca batan bir adaletsizlik, saçmalık yaşandığında AKP içinden biri çıkıp vicdan çağrıştıran bir şeyler söyler, acar basınımız bu çıkışı uzun uzun yorumlar ve istisnai tavır genellikle parti içindeki rahatsızlığın dışa vurumu olarak değerlendirilirdi. Böylece hepimiz orada da vicdan sahibi insanlar olduğunu ancak o iyi kalpli rahatsızlar şu ya da bu gerekçeyle konuşmadığı için birilerinin bu işlevi gördüğünü öğrenmiş olurduk. Hiçbir şey değişmez, hayat kaldığı yerden devam ederdi. Biz aslında çok iyi insanlarız müsameresini bir iki kişi sergilerken diğer partililer ya susar ya da adetleri olduğu üzere olup biten her neyse tam tersini dile getirmeye, en somut gerçekleri inkara ve palavracılığa devam ederdi. Şimdilerde bu oyunu aynı disiplinle oynamakta zorlanıyorlar belli ki. Her kafadan bir ses çıkmaya, birinin sözü ve eylemi diğerini rahatsız etmeye başladı. Anlayabildiğim kadarıyla içlerinden birileri yakıcı pahalılığı artık yok sayamıyor. Çünkü adalet ve demokrasi masalları gibi bir yanıyla soyutluk düzeyinde gerçekleşmiyor yaşanan. Evden çıkınca görüyor, faturasını ödüyorsunuz. Buna mukabil temelinde palavracılık olan bir siyasal ideoloji ve hareketten söz ediyoruz. Ve görmezden gelme, yok sayma, sorumluluk almama, Olanın tersini söyleme gibi uzun süreli iş görmüş yöntemler artık aynı etkiyi yaratmasa da terk etmek kolay değil. Sanırım dağınık görüntü biraz bu çaresizlikten kaynaklanıyor. Ekonomi fena gitmiyorken dile getirdiğiniz ve yurttaşın pek de umursamadığı saçmalıklara işler bozulmuşken tahammül etmek kolay değil. Marifetlerinde boncuk arandığı devirde de aynıydı bu kareli ceketliler ve sözlerinin yapıp ettiklerinin daha iler tutar bir yanı yoktu. Ancak alışık oldukları dil her koşulda benzer etkiyi yapmadığı gibi karşılarında da aynı insanlar yok artık. Peki aynı insanlar yok da kim var? Yine dindar kenar mahalle anılarından, amatör gözlemlerden hareketle biraz bu soru üzerinde durma niyetindeyim. Sokak videolarında sıkça karşılaştığımız çıkar telefonunu göster sorusu iktidar ve hararetli sempatizanlarının en popüler çaresizlik repliği bir süredir. O görüntüleri seyretmeyen yoktur. Uzatmadan Tanıl Bora'nın konuya ilişkin yazısını buraya bırakayım. Bora, Çıkar telefonunu göster başlıklı yazısında nicedir gençler tarafından dalga konusu haline gelen dayıların ruh halini, tavırlarının nedenini sorguluyor. Bir akıllı telefonunun olması üstelik belki de görece pahalısından bir telefonunun olması durumundan yakınanın başımızdakilerin dirayetine hamdetmeyenin sahtekarlığını, nankörlüğünü, fesatlığını suratına çarpmanın en kestirme yolu bu akla göre. Öyle ya, telefonun bile var ve hala şikayetçisin. Bora makalesinde bir başka yazarın Mürüvvet Esra Yıldırım'ın yazısına atıf yapmış. Yıldırım, çıkar telefonunu göster tavrında ömrü mahrumiyetle geçmiş bir kuşağın travmasının payı olduğunu söylüyor. Tanıl Bora böyle bir motivasyonun ancak başka şeylerin yanında olabileceği kanısında ve yazısının devamında o başka şeyleri telefonun lüks olmaması bir yana artık yaşamın olmazsa olmazı emekçinin se zinciri haline gelişini anlatıyor. Yazının sonlarında telefonuna zincirlenmiş, telefonundan ibaret kılınmış insanların başına o telefonu kakmak söylemeye gerek var mı? O cihazın fiyatı ne olursa olsun utanç verici bir sınıfsal sinizm. Emekçinin zincirine dönüşmüş telefonunu onun başına kakan da bir emekçi olduğunda ise bu hücum alttakilerden, aşağıdakilerden geldiğinde elem verici bir sınıfsal öz yıkım ideolojisinin infilakı oluyor. Tanıl Bora'nın yazısının başında örnek verdiği, geçim derdinden şikayet eden bir çiftçiye cebindeki telefonun markasını hatırlatan AKP'li vekil, birkaç gün önce bir öğrenci evine sahura gitmiş ve Menemen'deki sucuğu görünce gülümseyerek, Bunlar biraz önce şikayet etmiyor muydu diye vermiş. Demek ki çiftçinin cebindeki telefonu da öğrenci menemenindeki sucuğu da fark edebilecek ölçüde mahir biri. Sokak söyleşilerinde mikrofona konuşan şikayetçi yurttaşın çevresini saranlar içinde iktidarı savunma gayretkeşliğinde çıtayı pantolona gömleğe kadar düşüren var. Bu acınası hale fanatizm, büyülenmek gibi sözcükleri de yakıştırabiliriz belki. Toplumsal kesimlerin büyülenmişçesine davrandığı örnekler bulmak hiç zor değil tarihte. Yine de yoksulun yoksulu kıymaya çalıştığı o diyaloglar için Bora'nın elem verici bir sınıfsal öz kıyım ideolojisi tanımı daha yerinde bir saptama olur. Dindar muhitimde en çok işittiğim, kullandığım, salık verilen ve kanıksadığım tutumlardan biri herhalde şükretmekti. Günlük yaşam diline yerleşmiş pek çok benzer ifadenin inanç ve kültürün iç içeliğinden serpildiği malum. Bugünümüze şükür, geçip gitti şükür, aza şükretmeyen, kanaat etmeyen çoğu bulamaz diyen biri dindar olmayabilir ya da inançlı bir insanın bu sözcükleri kullanması onun yalnızca dindarlık niteliğinden kaynaklanmıyordur. Her şerde bir hayır vardır gibi genellikle kuşakların aktarılan deneyiminin ürünü olup moral vermek, ayakta kalabilmek, bazen de çaresizlik duygusuyla baş edebilmek için sarf edilen sözler bunlar. Sahip olduğumuzun değerini bilmekteki şükür bir yana, burada sömürünün üzerini örtmeye niyetli bir şükretme beklentisinden söz ediyorum daha çok. Muhafazakar kesimde ikisi çoğu zaman birbirine karışır ya da karışması sağlanır. Hatırlıyorum çocukken her yemek öncesi şükredilirdi bizim sofrada. O nimeti bulamayan vardı. Sahip olduğumuz her neyse ona sahip olamayanların da sahip olması dilenirdi. Allah olmayanlara da versin. Hiç itirazım yok. Güzel de olmayanın neden yoktu ve şimdi düşünüyorum da dilediğimiz şeylerin çoğu hayatta kalmak için gereksinim duyulan asgari insani gereksinimlerdi zaten. 1970'lerin ilk yarısında oturduğumuz eve şehir suyu bağlandığı için çok mutlu olmamız ve değirmenin artık taşıma suyla dönmeyeceği için şükretmemiz ne hüzün verici bir anı. Mürüvvet Esra Yıldırım'ın travma tespiti bugün tanık olduğumuz iktidara her hal ve şartta yüzsüzce sahip çıkma tavrı bir yana bırakırsak birkaç kuşak için anlamlı bir teşhis bana kalırsa. Daha önce bir iki kez yazmıştım. Rahmetli annem, çamaşır makinesi ve buzdolabı olan gençlerin neyi bölüşemeyip de boşandıklarını anlamakta zorluk çekerdi. Babamın asker ocağını çok sevmesinin önemli bir nedeni, dünya savaş yılları yoksunluğunu yaşamış birinin, dünya savaşı yılları yoksunluğunu yaşamış birinin sağlam pabuca, biraz düzgün yemeğe şükretmesindendi. Bir de okuma yazma öğretmiş olmalarından. Sürekli çile çekmiş, bir başka deyişle gün yüzü görmemiş insanların yaşamı büyük ölçüde bedenin varlığını sürdürebilmesinden ibaret görmeleri vahim ve vahameti ölçüsünde anlaşılabilir bir durum. Ancak onlarınki her bakımdan başka bir devirdi. Siyasal İslamcılar sıcak para bolluğu yaşanan yıllarda özellikle çevrelerindeki haleye lüks yaşam, o arabalara, o evlere ve kıyafetlere sahip olmak sizin de hakkınız diyor ve kendi mahallesinde bu propagandayı yapıyordu. 2000'lerde şükür para pula kavuşmanın, diğer kesim gibi yaşayabilmenin, site duvarlarını yükseltebilmenin ez cümle sahip olmanın ifadesiydi ve bu şükrün ne dinle, ne tasavvufla, ne kültürle, ne geçmiş yoksulluk deneyimiyle tas tamam bir ilişkisi vardı. Yıllar sonra ekonominin kötüye gidişiyle aynı insanlarca kuru ekmeğe, soğana, karın tokluğuna şükretmenin değeri anlatılır oldu bir kez daha. Dehşet verici gelir dengesizliği, derinleşen yoksulluk ve gözle görülür çaresizlikle başa çıkma yolu yordamı olsun istiyorlar şükretmek. Eskiden olduğu gibi. İstiyorlar istemesine de ülke aynı ülke değil, insanı aynı insan değil, zaman aynı zaman değil. Köprünün altından çok sular aktı. İslamcıların kibir kulelerinden görmekte zorlandığı şey, bugün yoksul dindar yurttaşa sabır ve şükür telkin edenlerin, onların eski komşuları oluşu. Biri bolluğa kavuşurken diğeri sokağında kaldı. O sokağın hali de hal değil artık.'' Önceki kuşakları köyden kente göçmüş ve bulduğu el kadar kilime dahi şükreden yurttaş yığınlarını teskin etmek daha kolaydı. Artık o insanların çocukları yaşıyor kenar mahallede. O mahallenin kentsel dönüşmüş, yeşil alansız dar sokaklarında ve ikinci, üçüncü kuşağın elinde evet telefon var hem de akıllı. Kenarda kalmış gençlerin, yoksul dindar ailelerinin yeni kuşak temsilcilerinin hali ve beklentileri konusuna devam edeceğim. İnsan toplumsal duvarlık. İnsanı insan yapan sayısız etmeni, insanın gereksinimlerini görmezden gelip ondan henüz hayatta olduğu, su içip bir dilim ekmek bulabildiği için şükretmesini ummak hele ki bu devirde. Murat Sevinç